Merhaba sevgili dostlarım. Mübarek Şaban ayının son günü. Ya nasıl olmalı, neler yapmalıyız? İşte demiştim ya size hani 3 aylar geliyor ey Müslümanlar. Ey benim can kardeşlerim. İşte 3 aylar kapımızda demiştim ya, Recep ayı geldi gitti. Şaban ayı geldi, işte baksana gel son. Bitti. Ondan sonra Ramazan. Elhamdülillah. Merhaba ey şehri Kur'an. Merhaba. Merhaba ey şehri rahmet. Merhaba. Merhaba ey şehri Kur'an. Merhaba. Ya inşallah can kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'i karşılayacağız. Kalbimiz mutluluk dolu ama öte yandan da aleyhissalatü vesselam Efendimizin Şaban benim ayımdır demişti ya. İşte inşallah güzel bir şekilde ihya etmişizdir ha. Seneye bir Şaban ayına daha erişir miyiz bilmiyorum. Bir dakika sonrasına, bir an sonrasına senedimiz yokken bir sene sonrasını ne bileyim. Ama eğer bu son idiyse bizim için inşallah ümidim o, güzel değerlendirmişiz. Rabbimizin affına, mağfiretine nail olmuşuzdur. İnşallah duam o yönde kardeşlerim. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Kardeşlerim, Şaban ayının son gününe dikkat etmemiz lazım. Şaban ayının son günü akşam, Ramazan-ı Şerif'in de ilk akşamı giriyor. İlk akşamı. Ve sevgili kardeşlerim, o gece teravih başlıyor. İşte o teravihin başladığı, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi, o gece sahura kalkacağımız gece. O gün akşamleyin, akşamla yatsı arasında kardeşler, Şaban-ı Şerif'in son gününü Ramazan'ın ilk gecesine bağlayan gece, akşamla yatsı arasında 2 rekat teşekkür namazı var. Bu namaza ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'le şereflendirdiğin için şükür olsun, Allah rızası için niyet ettim namaza diye niyet ederiz. Ellerimizi bağlarız. Ondan sonra Fatiha suresi okuruz. Elham'ı okuduktan sonra birinci rekatta bir tane inna ahtayna kel kevser okuruz. İkinci rekatta elhamdan sonra sevgili kardeşlerim bir tane kul huvallahu ahad okuruz. İki rekat. Herkesin kılabileceği. Bir şükür namazı. Ya Rabbi hamdolsun. Recep ayını, Şaban ayını geride bıraktık. Ramazan'a kavuştuk. Onun için. Namazdan sonra da 70 tane istiğfar. Estağfirullah el azim. 70 tane. 70 tane de salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tabi okumayı bilenler varsa salat-ı münciye. Muazzam bir şey. Salat-ı münciye okuyun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemi'il ahvali vel afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات. Ondan sonra dua yaparız. Allah Celle Celaluhu dualarımızı kabul eylesin. Rabbim Ramazan-ı Şerif'imizi mübarek eylesin. Ve sevgili kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif artık iyice yaklaştı. Elhamdülillah. Ve Ramazan-ı Şerif'te hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini merak eder olduk. Ya Ramazan ayında çünkü yapılacak ibadetler kat be kat daha fazla sevap var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
bu konu hakkında Müslümanları bildirmiştir, bilgilendirmiştir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir hadisi şerifte Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Şaban ayının son günü Allah Resulü hutbede buyurdu ki, ey Müslümanlar, bak bak, dikkat et buraya. Şaban ayının son günü Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam mübarek hutbede buyurdular ki, değerli kardeşlerim, ey Müslümanlar, üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermektedir ki, bu aydaki bir gece Leyletül Kadr, Kadir gecesi. Bu aydaki bir gece bin aydan daha hayırlıdır. Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayda her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak sünnettir. Bu ayda Allah için ufacık bir iyilik yapmak başka ayda bir farz eda etmek gibidir. Aman ya Rabbi. Bu ayda ufacık bir iyilik başka ayda bir farz eda etmiş, yapmış gibi sevap var. Bu ayda bir farz yapmak bakar mısın? Başka aylarda 70 tane farz yapmak gibidir. Bu ay kardeşlerim sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinme ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolunur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. Oruçlunun sevabı kadar da ona verilir. Ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, biz hepimiz bir oruçluya iftar ettirecek kadar, onu doyuracak kadar zengin değiliz ki dediler. Ne buyurdu biliyor musun? Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki ilk günleri rahmet, ilk onu, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat günleridir. Bu ayda işçinin, memurun, askerin, talebenin vazifesini hafifleten amirleri, kumandanları, müdürleri Allah Teala cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda şu dört şeyi çok yapınız. Bakın kardeşler, bu dört şeyi söyleyeceğim. İkisini Allah sever. Bunlar kelime-i şehadet çok getirmek, istiğfarı çok okumak. İkisini zaten her zaman yapmamız lazım. Bunlar da Allah-u Teala'dan cenneti istemek, cehennemden de Allah'a sığınmak. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacak. Ya Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır buyurdu Allah Resulü aleyhisselam. İşte Recep ayının, Şaban ayının son günü hocam. Bir mübarek ay elveda diyor. Bir mübarek ay Ramazan merhaba diyor. Allah'ım inşallah en güzel şekilde değerlendirebilmeyi, istifade edebilmeyi cümlenize ve cümlemize nasip eylesin. İnşallah. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum kardeşlerim. İnşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.